Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabındaki doğrunun analitik incelenmesi konusundaki birebir ÖSYM testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. A4'e 0 noktasından geçen ve eksenler arasındaki parçanın uzunluğu 5 birim olan doğrunun denklem aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Demek ki 2 tane değer var böyle. Bakacağız. Şimdi A4'e 0 diyor. <laughs> A4'e 0 olan A noktası 4'e sıfır olan ve öyle bir doğru çizeceğim ki eksenler arasındaki parçanın uzunluğu da 5 birim olacak. O doğrumuz bizim şöyle de olabilir, böyle de olabilir. Biraz çıkarlardan kopya çekeceğim. Eğimlerine baktığım zaman negatif, 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 bir tek bununki pozitif. O zaman eğimi negatif olan yapalım. Yani sola yatık olan bir doğru çizelim arkadaşlar. Hop şöyle. İşte burası bu denklem isteniyor. Burası kaç birim? 4. Şuradaki uzunluğu 5 birim olan demiş. Burası da 3 oldu. Cevap çıkmazsa sol tarafta aşağı yönlü olana da bakacağız tabii ki. İşte bizden bu isteniyor arkadaşlar. 4 noktası burası. 3 noktası burası. Eksenleri kestiği yerler belli. X bölü 4 artı Y bölü 3 eşittir 1 şeklinde yazılmıyor muydu bu denklem? Evet. Yani bunu 3 ile bunu 4 ile çarparsam. 3x artı 4y bölü 12 eşittir 1 ise 3x artı 4y eşittir 12 yaptı. Hatta 12 de öbür tarafa atınca 3x artı 4y eksi 12 eşittir 0 oldu. Cevabımız böylelikle balık esir oldu. ABCD paraya kenarında bu alanlar oranlaması verilmiş. Zaten buraya yazılmış. A'ya 5A diye. Valla arkadaşlar ben direktman hop böyle alan dağıtımı yapasım geldi şöyle. E, A Burası toplamda 6A mı? Evet. E, paraya kenarda köşegen çizdiğim zaman 6A'yı keş parçaya bölecek. Burası 3A burası da 3A. Buraya ne kaldı? 2A kaldı. Hocam 1'e 2 oran var. O zaman burası K iken burası ne olur arkadaşlar? 2K olur. Eyvallah. Şimdi bizden ne isteniyor? D H, dik D olduğuna göre diyor. D doğrusunun denklemi nedir diye soruluyor. Arkadaşlar D doğrusunun denklemini bulmam için kendime iki soru soruyorum. Bir eğim ki şöyle hocam bu doğrular nasıl dik kesiyor. Yani ben bu doğrunun eğimini bulursam bunun da eğimini bulurum arkadaşlar. Bu doğrunun eğimini bulmam için ne yapmam lazım? Bana şuradaki nokta lazım. Ve şuradaki nokta lazım. Bu nokta paralel kenardaki nokta olduğu için karşılıklı x'ler toplamı kaç yaptı? Eksi 2 artı 6. Karşılıklı x'ler toplamı 1 artı x diyelim. x virgülü y diyelim. 1 artı x olduğundan burası 4, 3 mü oldu? Evet x'i 3 bulduk. Sonra y'lerine bakalım. Karşılıklı y'ler toplamı 1 artı 14 eşittir. Karşılıklı y'ler toplamı da 10 artı y olacak. Buradan y kaç geliyor arkadaşlar? Buradan da 5 geldi. Evet burası x virgül y noktası 3 virgül 5 yaptı arkadaşlar. Şimdi ben bu doğrunun denklemini arıyorum ya. Yani emin arıyorum ya. Şuradaki noktayı da bulmam lazım. Bu noktayı da bulurum. Niye? 1'e 2 oran var burada. Hocam oranlamadan dolayı buradaki nokta çıkar. Nasıl çıkar? Şöyle. Eksi 2'den 1'e 3K var. 3K'da eksi 2'den 1'e 3 yükselmiş. Hocam K'da o zaman kaç yükselir? 1 yükselir. O zaman eksi 2'den 1 yükseltirsen K'daki yükselmesini bulursun. Yani burası kaç yaptı? Eksi 1 yaptı. Sonra 1'den 10'a 9 yükselmiş. 3K'da 3K'da 9 yükselmiş. K'da da 3 yükselir. Hocam K'da 1 iken 3 yükselteceksin buraya. 4 noktası oldu. Evet artık olay bitti. Ben bu doğrunun eğimini bulabilirim. Bu doğrunun eğimi nedir? Y'ler farkı. Buna M1 diyeyim. 5 eksi 4 bölü x'ler farkı. 3 eksi eksi 1 yani 3 artı 1. Yani 1 bölü 4 bu çıktı? Evet. Bu doğrunun eğimi 1 bölü 4 ise çarpımları eksi 1 olduğu için ters çevirip eksi ile çarpacağız. Bu doğrunun eğimi de eksi 4 bölü 1'den eksi 4'tür. Eğim belli. Noktada belli. Artık doğru denklemini yazabiliriz. Hani nereden yazıyorduk? M çarpı x eksi x sıfır eşittir. Y eksi y sıfırdan yazılıyordu. O zaman eksi 4 çarpı x eksi 1 eşittir y eksi 10 olacağından eksi 4 x artı 4 eşittir y eksi 10 olduğundan buradan x'in katsayısı hep artı mı? Valla y'yi burada sıfır yapalım. Bakalım hepsini öbür tarafa atalım. y artı 4 x eksi 14 mi yaptı arkadaşlar? Evet. Burası şıklarda arıyoruz. y artı 4 x eksi 14 o da c şıkkında var arkadaşlar. O zaman cevabımız böylelikle Ceyhan oldu. Dik koordinat düzleminde kısa kenarı bir uzun kenarı 2 birim olan 11 eş dikdörtgenden oluşan şekil oluşan şekilde her bir satırı oluşturan dikdörtgenler bir alt satırdaki ardışık 2 dikdörtgenin tam ortasına yerleştirilmiş. Evet bu üstü yerleştirdi ya tam ortası 2 birimse bunlar bir birim bir birim yaptı mı yaptı. Tam ortası bir birim bir birim bir birim bir birim, bir birim yaptı mı yaptı. Sonra bizden ne isteniyor? En üstte bulunan dikdörtgen y eşit mx doğrusunda doğrusuyla kesim noktasında olduğuna göre diyor. A noktası X1 Y1 olduğuna göre diyor toplam kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Ne yapacağız şimdi? Hocam şuradaki yatay uzunluklar belli zaten. Şu X1'i bulurken X1'i bulurken hop şöyle çizeceğiz. Hocam burası X1. Şu X1 uzunluğunu bulacağız. Burası da Y1. Y1 zaten belli. Hocam 1 birim burası. 1 birim burası. Yani 1 şöyle 1 2 3 4. Y1 zaten 4 arkadaşlar. X1'i bulacağız. X1'i bulurken de neye dikkat edeceğiz? Hocam şurada bir dik üçgen var. Şurası kaç birim? 2. Toplam bak 2 birim, 2 birim, 1 bir birim daha 5. Toplam burası 5 birim. Hocam burası da 3 birim. Aa burası da 1 bir birim. Şimdi buradaki x birim bulacağız. Evet. Tanjant tayfadan falan yapabilirsiniz aslında ama bence gerek yok. Şurada bir temel orantı var mı? Var. 3 bölü 4 oran var. 3 bölü 4 eşittir. 5 bölü x1 olduğuna göre buradan 3 x1 eşittir 20 ise x1 de buradan 20 bölü 3 çıkar. Bizden x1 artı y1 isteniyor. x1 dediğimiz 20 bölü 3 artı y1 dediğimizi de 4 bulduk zaten. Şu 1, 2, 3, 4 olduğundan topladığımızdan 12 yani 32 bölü 3 yaptı arkadaşlar cevabımız. Cevap böylelikle akçay oldu. Dik koordinat düzleminde OB, BD eşitmiş. Şunlar birbirine eşit verilmiş. Sonra C noktası 16'ya 0 olarak verilmiş. Bu da X eşittir K doğrusu olarak verilmiş. Bu üçgenin C köşesi x k doğrusuna göre katlanınca şöyle arkadaşlar böyle bir katlama yapılmış. Bu buraya gelmiş. Katlamada ne yapıyorduk? Eski haline geri getiriyorduk. Şöyle arkadaşım. Katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Buraya a dersem katladığın zaman hop şu kenarla bu kenar şu kenarla şu kenar üst üste binecek. Hocam 2 a burası da 2 a olacak yani. Tamam yazdık bunu. E ee, başka ne demiş arkadaşlar? Hatta burada y eşittir 3 bölü 4 x doğrusu demiş ya buna. Evet sonra x eşittir k doğrusuna göre katlanınca orijin çakışıp bu görünüm elde ediliyor. f'ye doğrusu neyimin 3 bölü 4 x vermiş. Arkadaşlar bu doğrunun denklemi 3 bölü 4 vermişse ben bunu kullanacağım demek. E ben bunu kullanacaksam aslında burada kozunup da 16 ise tamam olay bitti. 4 a eşittir 16 ise a'yı buradan 4 mi buluruz? Evet a 4 hocam burası da 4 burası da 4 toplamda kaç yaptı burası 8. Hocam şunu kullan neyi kullan? Bunun eğimi 3 bölü 4 yani tanjant alfa 3 bölü 4 olacak. Yani buraya haş dersen tanjant alfa 3 bölü 4 ise haş bölü 8'den haş buradan kaç geldi o zaman arkadaşlar? 6 mı geldi? Evet. Haşı 6 bulduk. Hocam 6 hatta burası da nedir? 8. Bizden ne isteniyor arkadaşlar? A noktasının ordinatı nedir diye soruluyor. A noktasına bakacağız. A noktasına bakacağız. Şimdi 16'yı 8'i kullandık. Tamam. Burası tanjant alfa ya. Katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşitti. Hocam burası alfa iken burası da alfa değil mi? Evet. Hala tanjant alfaya devam edebiliriz. Dikkat dikkat. Benden A noktasını zaten nesi istendi ordinatı. Yani şurayı Y diyecek olursam. E, o da şuradaki üçgende bir tanjant alfayı uygulayabilir miyiz? Evet. Alfa var çünkü burada. Şu büyük dik üçgende. Tanjant alfa yine 3 bölü 4 olduğundan. Ve o da Y bölü burasına eşit olacak. Burası da 8, 4 daha 12 değil mi arkadaşım? Evet. Y bölü 12'ye eşit olacağından bu 3 katı, bu da 3 katı. Y'yi de buradan kaç buluruz arkadaşlar? 9 olarak buluruz. Yani sorumuzun cevabı böylelikle denizli çıktı. Köşe koordinatları ABC olan ABC üçgeninin AC kenarına ait kenar ortayının hemen çiziyoruz. Rastgele bir doğru üçgen çiziyoruz arkadaşlar. ABC. Soruyu anlayabilmek için yapıyoruz sadece bu hamleleri. A1 2 B 4'e 3 ve C'de, 3 e, A, B, C 3'e 0'mış. ABC üçgenin AC kenarına ait kenar ortayı. AC kenarına ait kenar ortayı bu değil midir arkadaşlar? Bunun denklemi isteniyor. Kenar ortay dediğimiz bu arkadaşlar. Yani VB. İşte bunun denklemi isteniyor. Denklem için kendimize ne soruyorduk? Bir eğim iki nokta. Nokta var mı? Var. Eğim var mı? Yok. A şuradaki noktayı bulabilirim. Orta nokta olduğundan dolayı. 1 artı 3 bölü 2 yani 2'ye 2 artı 0 bölü 2. Yani 1 yaptı. E artık 2 noktası belliyse denklemi yazabilirim. Ama ben şey sevmiyordum. Bu 2 noktadan yazılan denklemi sevmiyordum. Siz oradan yapabilirsiniz ama. Ben doğru denklemde kendime iki soru söylüyorum. Bir eğim 2 nokta. E hocam bunun eğimini bulacağız. Eğim nedir? Y'ler farkı. 1 eksi 3 bölü x'ler farkı. 2 eksi 4 olduğundan. Eksi 2 bölü eksi 2'den 1. Eksi 2 bölü eksi 2'den 1 çıktı. Eğim belli. Nokta belli. Denklem de belli o zaman. M çarpı x eksi x sıfır. Y eksi y sıfır eşittir. Buradan M dediğimiz 1 çarpı x eksi noktadaki x yani 4. Y eksi noktadaki y 3. İsterseniz noktayı 2'yi 1'de seçebilirsiniz fark etmez. x eksi 4 eşittir y eksi 3 olduğundan. x eksi y değil mi? x eksi y bu eksi 3 de buraya artı 3 de geldi. Eksi 4 artı 3 eksi 1 mi yaptı? Eşittir 0. Evet böylelikle cevabımız hangi şıkta var arkadaşlar? Akçay şıkkında var. Dik koordinat düzleminde A kümesi verilmiş. Bu bölgenin alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar mutlak değer x eksi 1 küçük eşit 3 ne demek? x eksi 1 küçük eşit 3 eksi 3'ten de büyük olmak zorunda değil mi? Büyük eşit olmak zorunda. E buna bakacağım. İlk önce sağlı sollu girişelim. Sol tarafa bakacak olursam. Eksi 3 küçük eşit x eksi 1 ise Buradan ne olacaktır arkadaşlar? Attık öbür tarafa. Eksi 3 artı 1. Yani eksi 2 küçük eşittir. X oldu. Yani x büyük eşittir. 2 mi çıktı? Evet. Buradan bir değer bulduk. Sonra hocam bunun sağ tarafına bakacak olursak. X eksi 1 küçük eşittir. 3 ya. Hocam x küçük eşittir. 4 geldi. Buradan da bir değer geldi mi? Geldi. Şimdi öbürüne bakalım. Y artı 2. Mutlak değer y artı 2 küçük eşit 5 demek. Bu eksi 5 ile artı 5 arasında olması demek. Sol tarafına bakalım. Eksi 5 küçüktü eşittir y artı 2 olduğundan. Artı 2 eksi 2 diye geçti. Eksi 7 küçük eşittir y oldu. Sonra buradan bu değeri bulduk. Hemen bunu işaretleyelim. Öbür taraftan da şu sağlı sollu giriş çektik diye. Bu sağına bakacak olursak y artı 2 küçük eşit 5 ise. Buradan da y küçük eşit 3 mü geldi? Evet. Bunu da bulduk arkadaşlar. Haydi analitik düzlemi çizelim. Analitik düzlemi çizecek olursak şöyle şöyle. Hocam x büyük eşit 2. Hemen çizelim. x büyük eşit eksi 2 olacak bu. Özür. Şurası eksi 2 ya. x büyük eşit eksi 2. Şurası x küçük eşit 4. x küçük eşit 4. Burası da 4. Yapıştırdık şuraya 4'ü. Şurası eksi 2. Sonra hocam eksi 7 küçük eşit y demek ne demek? y büyük eşit eksi 7 demek. Eksi 7'yi çiziyoruz arkadaşlar. Şunun devamını getirelim de sıkıntı olmasın. Eksi 7'yi çiziyorum. Y eşittir eksi 7 doğrusu bu. Eksi 7'den geçiyor. Öbürü de neresi arkadaşlar? Y eşittir. Y küçük eşit 3. Yani Y eşittir 3'ü çizdikten sonra burası. Arkadaşlar bu eksi 2'den büyük eşit. 4'ten küçük eşit. 2 kırmızı doğru arası. E, 3'ten küçük eşit. Eksi 7'den büyük eşit. iki mavi doğru arası. Her ikisinin kestiği bölge neresi? İşte tam olarak bu bölge yapıyor. Yani şuradaki bölgenin alanı isteniyor arkadaşlar. Bizden bulabilir misiniz? Bulursunuz. Ne var bunda? Nedir bu? Eksi 2. Şurası 2 birim. Burası 4 birim olduğu için şu uzunluk 6 oldu. Hocam burası 3 birim. Burası 7 birim olduğu için bu uzunluk da kaç oldu? 10. Yani senden 6 ile 10'un çok. Çünkü burası 90 derece. Bunlar dik kesir. Birisi x eşittir k doğrusu. Birisi de y eşittir m doğrusu mesela. E, bunlar dik kesir. O zaman dikdörtgen oldu. 6 çarpı 10'dan cevabımızda kaç çıkar? 60 çıkar. Yani cevap böylelikle balık kesir çıktı. Yukarıda verilenlere göre C noktasının koordinatları toplamı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar burada 2'ye 0 verilmiş. Bunu kullanacağız. Hocam bu noktanın hop apsisi verilmiş. Hocam x yerine 2 yazarsam y eşittir 2 çarpı 2'den kaç yaptı? 4. Yani ben buradaki noktayı 2,4 buldum. Çünkü y'si kaç yaptı arkadaşlar bu noktanın? y'si 4 olduğundan dolayı. Peki sonra ne yapacağız? Hocam bizden c noktası isteniyor. Aha bu doğruyla bu doğru dik değil mi? Evet diklik gelince aklımıza ne geliyor? Eğimler çarpma eksi 1. Hocam bunun eğimi kaç? 1 bölü 3. O zaman bunun eğimine m2 dersem bunun eğimi de ters çevirip x ile çarpacağız. Çünkü eğimler çarpma eksi 1 olduğundan eksi 3 mi olacak? Evet. Eğim belli. Eğim belli nokta belli doğru denklemini yazıp iki doğrunun kesim noktasından burayı bulabiliriz. Ya da ben şunu tercih ediyordum. C'ye ben x virgül y derim. E, hocam y x bölü 3 ya x virgül x bölü 3 yazıp oradan gidebilirim. Ama daha kolayı var. Burada ee, y eşittir x bölü üçgen aslında 3y eşittir x değil mi? Yani x yerine 3y yazmak daha mantıklı. Aa, burası o zaman 3y y noktası mı yaptı? Evet. Bakın burada bu doğruda iki nokta var eğim var. İki noktadan geçen doğrunun eğimini yapacağım. Yani y'ler farkı. y eksi 4 bölü x'ler farkı. 3y eksi 2 eşittir kaç olmalı? Eksi 3 olmalı. y eksi 4 eşittir. Eksi 9y artı 6 olacağından 10 y eşittir 10 olacağından y'yi 1 buluruz. E, c noktası da neydi arkadaşlar? 3 y'ye y'ydi. E, y 1 olduğuna göre y yerine 1 yazdığımızda bu da 3'e 1 yaptı. Bizden koordinatları toplam isteniyor. 3 artı 1'den cevabımız da böylelikle 4 çıktı arkadaşlar. Yani cevap akçay. Şekil 1'de 4 adet birim kare ve 3 adet dikdörtgen. Evet birim kareler ve dikdörtgenler var. Dikdörtgenlerin kenarları da 1'e 3 verilmiş. Sonra ne diyor arkadaşlar soruda? Devamına bakalım. D doğrusu şekil 2'deki gibi boyalı bölgeleri eşit alanlı iki bölgeye ayırdığına göre. He. Şimdi alana bakalım. Hocam bir tanesinin alanı 3 bu da 1. E 3 6 9 burada var. Tüm alanı bulmaya çalışıyorum. 9 artı 1 2 3 4 burada var. 4'ten 13 yaptı. O zaman boyalı bölgelerin alanlarını iki eşit parçaya ayırıyorsa arkadaşlar. E, yarısı tüm alan 13 ise o zaman burası 13 bölü 2. Burası da 13 bölü 2 olacak mı arkadaşlar? Olacak. Peki. Şimdi bizden işte bu D doğrusunun denklemi nedir diye soruluyor. Arkadaşlar nereye yoğunlaşsak? Valla şuradaki alanı bulmaya çalışsam biraz canımı sıkacak. Alt taraftaki ama üst taraftakini en azından bulabilirim. Şu üst taraftakini bulabilirim. Hocam nasıl bulabilirim? Bak şimdi alana bak. Üst taraftaki alan 13 bölü 2 bunu unutma. Hocam Şuradaki alan şöyle bir dik üçgen var mı burada? Var. E dik üçgenin dışında bir de bu var bu var. Hocam burası bir ya. Buraya iki kaldı. Burası da bir yaptı. Dikkat dikkat. İlk kere bir iki. Hocam burası iki. Hocam birim kareden dolayı burası da bir. He, bir de bu üçgenin alanı. Şuraya ben bir bir. Şuraya da bir a dersem. Bir artı a. Bakın bir artı a çarpı üç bölü 2 artı 1 artı 2 artı 1 artı 2 eşittir ne olmak zorunda? 13 bölü 2 olmak zorunda. A'yı bulursam olay bitecek galiba. Hadi bakalım. Şuradan ne geldi? 3A artı 3 bölü 2 eşittir. 13 bölü 2'den 3 çıkartırsam. 2 kere 3 6. 7 bölü 2 mi kalıyor? Evet. 7 bölü 2 yaptı. Bölü 2'ler gitti. 3A artı 3 eşittir 7 ise 3 a eşittir 4 buldum. A'yı da buradan 4 bölü 3 buldum. Hocam A 4 bölü 3 ise bizden bu doğrunun denklemi de isteniliyorsa e, olay bitti. Niye? Kendimize iki soru soruyorduk. Bu doğrunun hocam 1 eğim var mı? 2 nokta var mı? Noktası var mı? Var. Hem de çok kolay bir nokta. 1'e 0. Eksi 1'e 0. Eğimi var mı? Bu açının tanjantı. Bu alfa z'den dolayı burası da alfadır. E tanjant alfada 3 bölü 1 artı 1 artı a değil mi? Evet. Eğim dediğim 3 bölü 1 artı A. A dediğimizde 4 bölü 3 arkadaşlar. Yani 3 kere 1 3 4 7 bölü 3. Bu 3 çarpı 3 bölü 7 yaptı. 9 bölü 7 yaptı. Eğim belli. Nokta belli doğru denklemini artık yazabiliriz. Yani M çarpı X eksi X sıfır eşittir Y eksi Y sıfırdan. M dediğimiz 9 bölü 7. 9 bölü 7 çarpı X eksi eksi 1. Yani X artı 1. Y eksi sıfırdan dolayı 9x artı 9 eşittir. 7 ile de karşı tarafı, çarpayım. 7 y yaptığına göre buradan ne geliyor arkadaşlar? Cevap buradan 7 y'yi öbür tarafa atarsak 9x eksi 7 y artı 9 eşittir 0 yaptı. 9x eksi 7 y artı 9 hangi şıkta var arkadaşlar? Balıkesir şıkkında var. Yani cevap balıkesir. Şekildeki de doğrusunun denklemi verilmiş. Arkadaşlar denklem verilmişse ve eksenleri de böyle kesmişse ben hemen şunu yaparım. Hocam x yerine 0 yazarım. x yerine 0 yazdığımızda eksi 2 y artı 2 eşit 0 olduğundan y'yi 1 buluruz. y ye yerine 0 yazdığımızda da arkadaşım e, buradan x artı 2 eşit 0'dan x de buradan eksi 2 gelir. Evet x'i kestiği yeri bulduk. Eksi 2 noktası. y'yi kestiği yeri bulduk. y'yi kestiği yerde neymiş arkadaşlar? Bir noktasıymış. Ha şurası x ekseni burası y, y ekseni. Eksi 2 dediğimiz burası y eksenini kestiği yerde burası arkadaşlar 1. Tamam. Burası da y eşittir eksi 3 doğrusu. E tamam her şey bitti arkadaşlar. Şurası 1 bir birim. Burası 2 birim mi? Evet. Y eşittir eksi 3 doğrusu olduğundan burası da 3 birim. Hocam ben burada ne isteyici bulacağım? Şunu bulunca olay bitecek. Hocam burada 1 bölü 4 oran mı var? Evet 1 bölü 4 eşittir. 2 bölü a olduğundan dolayı 2 bölü a olduğundan a'yı kaç buluruz? 8. A 8. Şimdi artık tabana ait yükseklik lazım bana. Hop yükseklik. Ha hocam dikdörtgen. 3 ise yükseklikte 3 çıkar. O zaman üçgenin alanı kaç yapar arkadaşlar? 8 çarpı 3 bölü 2. 24 bölü 2'den cevap böylelikle 12 çıkar. Şekildeki taralı bölgeyi gösteren eşitsizlik sistemi aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor arkadaşlar bize. Bir kere bakın şöyle y ekseninin sol tarafını asla ama asla almamış. Bu ne demek? X büyüktür 0 demek değil mi? Evet x büyüktür sıfırları arayacağım. Hocam burada. Hocam burada. hepsinde var zaten. Şansa bak. Tamam. Ondan sonra ne var? Şu doğruya göre bakayım arkadaşlar. Bu doğrunun denklemi nedir? Bu doğrunun denklemi x bölü 3 artı y bölü 3 eşittir 1 olduğundan x artı y eşittir 3 mü yaptı? Evet. O zaman burada ne yapacağız? Bu doğrunun da alt tarafını almışım. Genelde şu. Hani y yalnız bırakıldığında x'in katsayısı falan şeklinde bir şeyler söyleniliyordu arkadaşlar ama genelde en garantisi şu. Hocam bunun alta bakan tarafı yani sıfır sıfıra bakan tarafı karalanmış. O zaman sıfır sıfır koyduğumda sağlayacak. Sıfır artı sıfır üçten nedir? Küçüktür. Doğrunun kendisi de olduğu için küçük eşit. Yani x artı y küçük eşit 3'e arayacağım. x artı y küçük eşit 3. x artı y büyük eşit 3 olmaz. x artı y küçük eşit 3. x artı y küçük eşit 3 bunlar değil. Yani hangi şıkta kaldık arkadaşlar? O zaman şıklarımız bakın şunlar gitti. Ee, bu gitti. Bu gitti. Bu da gitti. Sadece A ve C çıkık kaldı. Şimdi bu doğrunun denklemini yazacağız. Bu doğrunun da denklemini yazalım. Bu doğrunun denklemi de arkadaşlar. X bölü ekseni kestiği yer. Y bölü ekseni kestiği yer. Eşittir 0 olacağından. Pardon 1 olacağından. Hocam ben bunu 2 ile genişleteyim. Bunu da eksi 1 ile genişleteyim. 2x eksi y bölü 2 eşittir birden eşittir kim yaptı? Evet. Şimdi burada denklem ne olmak zorunda arkadaşlar? Buradaki denklem yine bu doğrunun 0 sıfır 0'a bakan kısmı yani 0 sıfır 0'ı sağlayacak. X yerine 0, Y yerine 0 sıfır koyarsam 0 eksi 0 2'den nedir? Küçüktür. Doğrunun kendisi olduğu için küçük eşittir. Yani 2x eksi y küçük eşit 2 arayacağım. 2x eksi y küçük eşit 2 burada mı arkadaşlar? Hayır. 2x eksi y küçük eşit 2 burada. Yani cevabımız böylelikle Cihan oldu arkadaşlar. Şekil 1'deki ABC üçgeninin A noktasının D doğrusuna göre simetriği alındığında arkadaşlar A noktasının D doğrusuna göre simetriğini aldığımızda şöyle aldığımızda tam da eksen üzerine geliyormuş. Simetriği demek ne demek? Hocam burası dik ve şunlar birbirine eşit olacak demek. İşte burası A üstü noktası buraya da gelmiş ya. Ondan sonra böyle aldığımız zaman şu şekil oluşturmuş. Bir de C ile birleştirmiş. Hop şu şekil oluşmuş. İşte bu şekil şuradaki şekil arkadaşlar. Bunu da şöyle boyayayım isterseniz. Aslında burada ne oldu arkadaşlar? Bak çok güzel bir şey çıktı. Hocam dik taban iki eş parçaya böldü. Ne çıktı burada? Hocam ikiz kenar. Aynı zamanda açı ortay değil midir? Evet. E olay bitti. Bir de denklem verilmiş bize. Eksenleri kestiği yerler de verilmiş. Hocam burada ben x yerine 0 yazarsam 2y eksi 6 eşit 0'dan Y buradan kaç geldi? 3. Bu doğrunun y eksenini kestiği yer 3. Bir de y yerine 0 yazarsam x eksi 6 eşit 0'dan x de 6 geldi. x eksenini kestiği yerde 6. E şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Aa, bu açı ortay varsa burada açı ortay teoremini kullanalım. Hani açı ortayda ne diyorduk? Ya böyle kollar oranı tabanlar oranı ya da açı ortayın şu tarafındaki oranlamalar bu tarafında olacak diyorduk. Şöyle oranladığım zaman 6 bölü 3 2'ye 1 o zaman burada da 2K'ya K mı olacak? Evet. Pisagor bağıntısı 2K'nın karesi eşittir. K artı 3'ün karesi artı 6'nın karesi dersek işlem işlem işlem. Anladığınız olayı hisset kardeşim. 6 varsa büyük ihtimalle 6, 8, 13 kendir. Hocam buranın 10 yapması için K'nın 5 olması lazım. K yerine 5 yazarsam aynen öyle. Burası da 8 sağlanır. Sıkıntı yok. E hocam bu ikiz kenardı zaten. Burası 10'sa burası da 10'dur. Buraya kaç birim kaldı o zaman? 4 birim kaldı. Bizden A üssü noktasının apsisi isteniliyor. Yani 4 birim solda olduğuna göre burası apsisi -4. Yani aslında noktamız -4'te 0 oldu. Apsisi de ne yaptı o zaman arkadaşlar? -4 oldu. Yani cevap Denizli oldu arkadaşlar.